Merhaba, masamda önemli bir konu var. ERS, Unfolded Protein Response, bunu konuşacağız. Ve bununla ilişkili bazı klinik hastalıklar, mesela kanser, nörodejeneratif hastalıklar, Parkinson, Alzheimer ve diyabet gibi hastalıklar ERS, yani endoplazmik retikulum stresle ilişkilendirilmiştir. Ve o nedenle bu konuları, ERS stresi bilmemiz gerekiyor. Bu konulara hakim olmamız gerekiyor hem sınavlarımız için hem de klinik nosyonumuz için. Hadi başlayalım anlatmaya. Şimdi ERS stres konumuz. Evet, ERS stresi konuşacağız. ERS stresin neden olduğu süreç nasıl gelişiyor? Evet, bu hastalık, yani endoplazmik retikulum üzerinde stres neden oluyor? Bunu anlatacağım. Patofizyolojisini konuşacağız ve bununla ilişkili hastalıkları konuşacağız. Ama önce gelin histoloji ve fizyolojiden bahsedelim. Biliyoruz ki endoplazmik retikulumun iki formu vardır. Granüllü endoplazmik retikulum ve düz endoplazmik retikulum. İkisinin de farklı fonksiyonları var. Buna neden granüllü diyoruz? Özellikle yapısında üzerinde ribozomlar bulunuyor. Ribozomlar yapışık halde, endoplazmik retikulumda üzerinde yapışık halde bulunuyor. Ama ribozomlar ayrıyeten serbest halde de bulunabiliyor, biliyorsunuz. Yani hücre içerisinde ribozomlar ya serbest halde bulunur ya da endoplazmik retikuluma yapışık halde bulunabilir. İşte bu yapışık halde bulunan endoplazmik retikuluma granüllü endoplazmik retikulum deniyor. Ve bu ikisi birbirinden çok farklı fonksiyonlara sahip. Şimdi bunu konuşacağız. Önce granüllü endoplazmik retikulumun fonksiyonlarından bahsedeceğim. Arkadaşım, bura çok önemli. Yani bir hücre içerisinde. Şurası DNA olsun. Bunun DNA'nın etrafında granüllü endoplazmik retikulumlar bulunuyor. Ve bu granüllü endoplazmik retikulumlar, şöyle kalemi değiştireceğim ama bir türlü değiştiremedim. Evet. Yüzeyindeki ribozomlar proteini sentezliyor. Ama dikkat, bu protein üzerinde bazı modifikasyonlar yapılıyor sonra sentezlendikten sonra. Ve özellikle transmembran proteinleri sentezliyor. Dikkat, lizozom içerisindeki enzimleri sentezliyor ve dışarı salgılanacak proteinleri sentezliyor. Yani granüler endoplazmik retikulum ne yapıyormuş? Hücre dışına salgılanacak proteinleri sentezliyor, lizomal enzimleri sentezliyor, hatta bir yandan Golgi kompleksini sentezliyor. Bunu zaten sordular TUS'ta. Hatta TUS'ta şunu sordular: serbest ribozomlar ve granüler endoplazmik retikulum üzerindeki ribozomlar, bunların hangi proteinleri sentezledikleri, bu fark da soruldu. Dikkat, serbest ribozomlar sitoplazma içerisindeki proteinleri sentezler. Mesela hemoglobini onlar sentezler, değil mi? Mitokondri ve peroksisom içerisindeki enzimleri onlar sentezler. Hücre içini oluşturan iskelet proteinlerini onlar sentezler. Ama sen dışarıya salgılayacaksan granüler endoplazmik retikulum devrededir ve granüler endoplazmik retikulum, şöyle geri geleyim. Pardon. Ve granüler endoplazmik retikulum bir yandan da, dikkat, bu proteinleri katlar. Proteinlerin katlanmasından da sorumludur. İşte bugünkü konumuz özellikle bu. Proteinlerin doğru katlanması. Bunları katlayıp Golgi'ye gönderir. Bunları katladıktan sonra Golgi'ye COP2 denen bir madde aracılığıyla gönderir ve Golgi vezikülleriyle hücre dışına bunu gönderir. Hatta bu COP2'de sorun varsa endoplazmik retikulum üretir. COP2'de sorun varsa Golgi'ye gidemez ve endoplazmik retikulum üzerinde katlanmış proteinler birikir. Bu hastalığın adı ne? Alfa 1 antitripsin eksikliği. İşte bu hastalığın alfa 1 antitripsin eksikliğinin özelliği endoplazmik retikulumda aşırı miktarda protein birikimi. Alfa 1 antitripsin proteinlerin birikimi birikiyor ve vücuda gönderilemiyor. Kana gönderilemiyor. Kanda alfa 1 antitripsin olmayınca ne diyoruz? Alfa 1 antitripsin eksikliği diyoruz. Aslında hücre yapıyor bunu, sadece o COP2'de sorun var. Golgi transferde sorun var. Ve endoplazmik retikulum üzerinde protein biriktiği için biz buna ERS stres diyoruz. Alfa 1 antitripsin eksikliği de bir ERS stres hastalığıdır. Tabii ki granüler endoplazmik retikulum proteinlerin post-translasyonel modifikasyonunda, yani glikozillenme, disülfit ve hidrojen bağı oluşumundan da yine sorumludur. Peki düz endoplazmik retikulum ne yapar? Özellikle bu nerede daha çok bulunur? Karaciğer hücrelerinde, testiste, adrenal glandda. Neden? Özellikle steroid sentezinden sorumludur da ondan. Ayrıca detoksifikasyon ve glikojen metabolizmasında rol oynar düz endoplazmik retikulum. Yani buradan neyi bileceğiz? Hangi ribozomun hangi proteini sentezli? Serbest ribozomlar hücre içerisindeki. Hücrenin iskeletini oluşturan proteinler, mitokondrinin enzimleri, peroksisom enzimler, hemoglobin sentezinden sorumluyken, dikkat, granüllü endoplazmik retikulum
salgılanacak proteinleri, transmembran proteinleri, lizozomal enzimleri sentezler. Hatta granül endoplazmik retikulum Golgi kompleksinde sentezlemiş oluyor. Peki granül endoplazmik retikulum başka ne yapıyor? Proteinleri katılıyor ve modifiye, post translasyonel modifikasyonunu yapıyor. Dikkat, JOP2'yi hatırlayın. JOP2 özellikle endoplazmik retikulumdan Golgi'ye transferden sorumlu bir kompleksti. Bunun eksikliğini nerede görüyorduk? Alfa 1 antitripsin eksikliğinde görüyorduk. Şimdi bir protein, normal yapıda oluşturmuş bir proteinin doğru bir şekilde katlanması, bakın bu şekilde katlandı diyelim. Bu katlanmasında rol oynayan proteinlere şaperon diyoruz. Tamam? Şaperonlar. Unutmayın. Şaperonlar proteinlerin doğru katlanmasından sorumludurlar. Eğer sende aşırı miktarda hatalı katlanmış protein varsa vücut, hücre şaperon üretimini arttırıyor. Şaperonlar artıyor ve onlar bu şekilde arttığı için de katlanma, bu hatalı katlanma düzeltiliyor. Ama diyelim ki çok fazla, aşırı miktarda doğru katlanamamış, hatalı katlanmış protein var. Ne oluyor? Endoplazmik retikulum üzerinde hatalı katlanmış proteinlerin birikimi oluyor. Aşırı miktarda protein birikimi oluyor. İşte bu ER strese sebep oluyor. Ve ER stres durumunda, dikkat, ERAD dediğimiz durum devreye giriyor. Endoplazmik retikulum associated degradation. Yani endoplazmik retikulum diyor ki benim üzerimde çok fazla hatalı katlanmış protein var. Bunlar artık bir şekilde buradan kaldırılması lazım. Çünkü ben görevimi yapamıyorum. Ve bu proteinleri ubiküitinize ediyor. Ubiküitinize edilen bu proteinler de dikkat proteozomlar ile parçalanıyor. Yani ERAD süreci bir adaptasyon sürecidir. Ne zaman devreye girer? Aşırı miktarda hatalı katlanmış protein birikimi varsa devreye girer. Peki önce şunu bilelim. Şuraya bakalım. Bizde neden aşırı miktarda hatalı katlanmış protein olabiliyor? Yani bazı kişilerde neden oluyor, bazılarında neden görülmüyor? 4 önemli sebep söylenmiş. 1. Genetik mutasyonlar. 2. Viral enfeksiyonlar. 3. Kimyasal toksite ve 4. bazı metabolik değişiklikler. Enerjinin azlığı, ATP'nin azalması gibi 4 önemli faktör var. Ve bu faktörlerin etkisiyle proteinler doğru katlanamıyor ve aşırı miktarda anormal şekilde katlanmış, hatalı katlanmış proteinleri ben endoplazmik retikulum üzerinde görüyorum. Ve bu durum neye sebep oluyor? Bu durum unfolded protein response'a sebep oluyor. Bunu unutmayın. Unfolded protein response. UPR. UPR nedir? Aşırı miktarda hatalı katlanmış protein varlığında gözlenen bir adaptif yanıttır. Hücre der ki ya ben de aşırı miktarda hatalı katlanmış protein var. Sebebi, bir sürü sebebi var işte söylediğim. Bunların ortadan kaldırılması lazım. 1. Şaperon üretimi artar. 2. Protein sentezini azaltır. Hücre protein sentezini azaltır. Ve 3. Doğru katlanmış protein ürünlerinin artışı devreye girer. Onlar daha çok devreye girer. Yani vücut bir şekilde kendini o duruma adapte etmeye çalışır. Protein sentezinin azalması önemli. Şaperon üretiminin artışı önemli. Ve hatta bir yandan da ERAD devreye girer. Yani endoplazmik retikulum ilişkili parçalanma. Ubiküitinize olur bu proteinler ve parçalanır. Şimdi sorun burada değil aslında. Bakın biz hatalı, evet hepimizde olabiliyor aslında. Belli bir yaştan sonra, belli bir süreçten sonra hatalı katlanmış proteinler nöronlarımızda, birçok hücremizde, mesela pankreas adacık hücrelerinde birikebiliyor ve bunları biz bu şekilde çözebiliyoruz. Bu bir adaptif yanıt. Tamam. Bunlarla başabiliyoruz yani. Tamam. Ama ne zaman bunlarla baş edemezsek, yani aşırı miktarda başarısız bir adaptasyon varsa ve aşırı miktarda protein üretimi varsa ve biz onları artık parçalayamıyorsak, adaptasyon süreci devreye girmiyorsa, artık hücre der ki madem böyle bir durum var ve madem ben başa çıkamıyorum, ER stres çok ileri aşamada, o zaman hücre apoptozize gider. Kaspaz enzimleri aktive olur ve buna sekonder apoptoz gelişir. Lütfen unutmayın, ER stresin süreci neymiş, sonucu neymiş? Kaspaz aktivasyonu. Dolayısıyla apoptoz. Ne zaman? Eğer başa çıkamazsa, vücut hücre başa çıkamazsa ne oluyor? Hücre apoptozize gidiyor. Ve dokuda ne görüyoruz? Atrofiyi görüyoruz. Örnek Alzheimer. Mesela Alzheimer hastalarında nöronlarda aşırı miktarda amiloid beta ve tau proteini birikimi var. Bunlar anormal proteinler. Aşırı miktarda birikmiş. Ve artık hücreler bunu parçalayamıyor. Parçalayamayınca
ERS stres devreye giriyor. ERS stresin sekonder kaspaz aktivasyonu ve apoptozis. Dolayısıyla nöronlar ölüme gidiyor. Dolayısıyla beyinde kortikal atrofi görülüyor ve buna sekonderde demans tablosu ortaya çıkıyor. Şu 3 hastalığın özellikle ERS stresle ilişkili olduğu çok net bir şekilde ispatlandı. Nörodejeneratif hastalıklar, Alzheimer, Parkinson, kanserler, bazı kanserler ve diyabet. Diyabette de yine ERS stres var. Çünkü diyabet hastalarında hiperglisemiye sekonder aşırı miktarda insülin üretimi var. Yani pankreastan aşırı miktarda insülin sentezi oluyor. Beta hücrelerinden aşırı miktarda insülin sentezi oluyor. Bakın siz ne kadar çok insülin üretirseniz o kadar çok hatalı üretime maruz kalmış olursunuz. Ve bir yerden sonra artık hatalı katlanmış proteinler beta hücrelerin üzerinde birikiyor. Endoplazmatik kolonda birikiyor. Ve bunlar parçalanıyor başlarda ama bir yere kadar. Hasta o kadar hiperglisemik ki sürekli insülini uyarıyor ve sürekli insülin üretimi var ve artık bir yerden sonra normal insülin üretilmiyor ve bu ERS stres sebep oluyor. Ve sonrasında ne oluyor? Beta hücreleri apoptoze gidiyor. Bakın diyabet hastalarında başlarda yani hiperglisemiye sekonder oral antidiabetikler veriyoruz hastalara. Ama belli bir noktadan sonra bunlar da yeterli gelmiyor. Adacık hücreleri de öldükten sonra ERS stres sekonder öldükten sonra %50'den fazla ölüm gerçekleşten sonra artık insülin vermemiz gerekiyor. Dışarıdan takviye insülin veriyoruz bu hastalara. Ve deniyor ki siz bu ERS stresi yenerseniz başlarda, yani ERS stresi inhibe ederseniz aslında geri getirebilirsiniz. Diyabeti geriye getirebilirsiniz. Yani tekrar pankreas, eskisi gibi doğru insülin sentezleyebilirler. O nedenle ERAT çok önemli. ERS stres önemli ve diyabet tedavisine yeni bir umut ışık olabilir. Ve burada da önemli nokta, yani eğer pankreastaki hücrelerinizin çoğu ölmemişse önemli nokta, az yiyeceksiniz. Hiperglisemik kalmayacaksınız ve beta hücrelerinin insülin sentezini azaltacaksınız. Ne kadar çok bunu başarırsanız ERAT o kadar çok az olur. Apoptoz o kadar çok az olur. Peki başka ne bilmemiz gerekiyor? Başka ne var? Hatalı katlanmış protein birikimi örneği, yani ERS stres örneği hastalıklar. Kistik fibroz var. Bakın bu genetik bir hastalık. Yine ailesel hiperkolesterolüm var genetik. Taysak yine öyle. Alfa 1 antitripsin eksikliği, pizgen defekti var. Hatırlayın özellikle COP 2 defekti oluyordu. Creutzfeldt-Jakob hastalığı, Alzheimer, retinitis pigmentosa yine burada rol oynayan, bu süreçte gözlenen önemli örnekler. Ama benim özellikle senden bilmeni istediğim diyabet ve Alzheimer ve Parkinson. Tamam. Benim anlatacaklarım budur. ERS stresi umarım oturmuştur. Bilmiyorum beğendiniz mi? Hani bu şekilde böyle spot hastalıklar artık anlatmak istiyorum. Özellikle hastalıklar anlatmak istiyorum. Zaten derslerimde drpatoloji.com'da her şeyi, diyabeti anlatıyoruz. Tip 1 tip 2 diyabeti anlatıyoruz. Diyabetin nasıl geliştiğini anlatıyoruz. Alzheimer'ı baştan sona anlatıyorum. Ama bazı spesifik hastalıkları birçok yerde anlatılmayan güncel bilgileri de özellikle bu şekilde bu videolarda anlatmak isterim. Eğer beğendiyseniz beğene basabilirsiniz. Yani videoyu beğenebilirsiniz. Yorum kısmında özellikle anlatmamı istediğiniz, anlamadığınız, size zor gelen konuları da yine anlatabilirim. Mesela neti anlatmak istiyorum. Bir sonraki videoda nötrofilik eksoseller trap mekanizması, bunu anlatmak istiyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.